Medya, İngilizlerin devletinin korku imparatorluğuna teslim olmasın. İngilizlerin devleti, gizli faaliyet yürüten, dünya çapında terörü organize eden, 150 yıldır hüküm süren deccali bir yapılanmadır. Bu yapılanma, birçok devleti darbelerle ve Londra merkezli sermaye lobisiyle bağımlı hale getirmiş ve gizliden gizliye yöneten sinsi bir yapılanmadır. İngilizlerin devleti, ona engel teşkil eden veya deşifre etmeye çalışan kişileri suikast ile ortadan kaldırmakta, bunu başaramıyorsa itibarlarını yerle bir edecek karalama ve iftira kampanyalarıyla itibar suikastleri yürütmektedir. Türkiye'de bu faaliyeti FETÖ'nün uyuyan hücreleri ve eli kolu uzun, zengin, söz sahibi bir kısım aileler vasıtasıyla yapmaktadır. Sayın Adnan Oktar büyük bir cesaret örneği göstererek çıkardığı iki ciltlik kitabıyla İngiliz Derin Devleti'ni çok detaylı yönleriyle deşifre etmiş, yaptığı canlı yayınlarında İngiliz Derin Devleti'nin ajanları olan kişilerin sinsi faaliyetlerini ortaya çıkarmış, onlara nefes aldırmamıştır. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yayınında da FETÖ'nün kahpe planlarını alt üst etmiştir. Meşru demokratik hükümet geçerli olan hükümettir. Askeri darbe diye de bir şey yok. Evet. Sayın Adnan Oktar'ın bu faaliyetleri İngilizlerin devletini çok rahatsız etmiş, onları kızdırmış ve aralarında Lordlar ve Neville Johnson'un da bulunduğu üst düzey bir istihbarat heyetinin ilk defa Türkiye'ye adım atmasına sebep olmuştur. Londra'dan gelen heyet bir takım kurumlara giderek uyguladığı baskı ve tehdit gücüyle Sayın Adnan Oktar'a kumpas düzenlenmesini ve aleyhinde kara propaganda yürütülmesini istemiştir. Sayın Adnan Oktar'ın kumpas sonucu tutuklanmasıyla eş zamanlı olarak bazı medya organları aralıksız kara propaganda yürütmektedir. Bu kara propaganda özel uzman psikologlar vasıtasıyla yürütülmüş, halkın sinir uçlarına dokunacak konular özellikle seçilmiş, tehdit ve baskı ile bazı kişiler güya itirafçı yapılarak topluma büyük çaplı bir algı operasyonu yapılmıştır. Basın ve medya kuruluşlarına çağrımız şudur: İngilizlerin devletinin korku imparatorluğuna teslim olmayın. Cesur olun ve İngilizlerin devletinin baskı ile yaptırdığı kumpası deşifre edin. Çünkü İngilizlerin devletinin en önemli silahı gizliliktir. Deşifre olması ise en korktuğu konudur. Deşifre olduğunda gücünün kırıldığını, eriyip yok olduğunu göreceksiniz.